Selam, ben Kaan Çökten. 2019 Kaliforniya Pro Şampiyonu Patrick Moore, aynı yıl ilk denemesinde 10. olduğu Mr. Olympia'daki performansından sonra bir hayli övgü toplamış, 2020 yılında Arnold Classic'te 13. diğer iki yarışmasında 6. ve 4. olunca hayal kırıklığı yaratmıştı. Hakemlerin hacim kazanması yönündeki tavsiyelerine kulak verip hemen off-season'a giren Patrick, birkaç gün önce NPC Fox This Showdown isimli amatör yarışmada guest poser, yani Türkçe çevirisiyle misafir pozcu oldu ve Eylül ayından beri titizlikle üzerinde çalıştığı fiziğini sergiledi. Tabii ki yarışma formuna girmeden gelişmeyi tam anlamıyla görmek zor ama bence belini kalınlaştırmadan vücudunun genel hacmini arttırmayı başarmış gibi. Open kategoride böyle klasik atlara sahip bir fizik her zaman görülen bir şey değil. Özel olmak onun avantajı. Dezavantajı ise Open kategorinin büyük çocuklarının yanında görmezden gelinemeyecek kadar ağırlığını arttırmak isterse estetiğini kaybedecek olması. Patrick'in 2021 sezonunda nasıl gözükeceğini, hakemlerin kendisini nasıl değerlendireceğini gerçekten çok merak ediyorum. Bu hafta IFBB Pro League'de iki yarışma oldu. İlki Legends Classic isimli bir men's fizik yarışmasıydı ve şampiyon 2019'da pro kart alan Antoine McNeil oldu. Bu Antoine'ın henüz ikinci profesyonel yarışması ve 2021 Mr. Olympia'ya katılma hakkı kazanmış durumda. İkincisi ise 3 farklı kategoride yarışılan Wasatch Warrior Pro'ydu. Figür kategorisinin birincisi 2013'ten beri profesyonel olarak yarışan tecrübeli Sırp sporcu Bojana Vasiljević oldu. 2020 Mr. Olympia'yı 11. bitiren Bojana'nın bu 4. şampiyonluğu. Bikini kategorisinin birincisi artık bir efsane haline gelen Ashley Kaltwasser oldu. Bu, Bikini Olimpiyayı 3 kere kazanan tek isim olan Ashley'nin, eğer doğru saydıysam 23. profesyonel şampiyonluğu ve duracak gibi de gözükmüyor. Men's fizik birincisi ise Delt King, yani omuz kralı lakaplı Corey Morris. İlginç olan şu ki kendisi formunda hiçbir fark bulunmamasına rağmen 2 haftadan kısa süre önce yapılan Houston Tournament of Champions'ta 12. olmuştu. Bu kategorinin değerlendirme kriterlerini çözebilmek zor ama bence Corey 1.85'lik boyu, belinin inceliği ve üst vücudunun genişliği ile Mr. Olympia'da ilk 6'ya girebilecek potansiyele sahip. Joseph Mackey, ProCard kazandığı 2017'den beri girdiği 4 yarışmada 8.likten öteye gidememiş, çok tanınmayan bir Open kategori yarışmacısı. Kendisi bu durumu değiştirmeye karar vermiş olacak ki Big Ramy'yi Mr. Olympia şampiyonluğuna taşıyan ekiple anlaşmış ve beslenmesini Chad Nichols'a, antrenörlüğünü Dennis James'e emanet etmiş. Joseph 14 hafta sonra Chicago Pro'da podyuma çıkmaya hazırlanıyor ve ağırlığı şu anda 130 kilogram civarı. Burada Akin Williams, Hunter Labrada, Sergio Oliva Jr. gibi iddialı isimlerle savaşacak ve eminim ki ilk 5'e girebilmek için hazırlık sürecinde en çok üzerine düştükleri konu gövdesini ve bacaklarını devasa kolları ve omuzlarıyla orantılı hale getirmek olacak. Sergio Oliva Jr. Instagram'a fizik güncellemesi yüklemediğinde insanların senin çalışmadığını düşündüğünü söyleyerek başladığı paylaşımına hiçbir yarışma hazırlık sürecinde yapmadığı gibi bu sefer de dışarıya fotoğraf sızdırmayacağını ve nasıl gözüktüğünü görmek isteyenlerin bilet alıp Chicago Pro'yu izlemesi veya canlı yayını satın alması gerektiğini belirtmiş. Sergio rakiplerini kastederek geçen sene 5. olduğu Arnold Classic Ohio'da podyuma çoğunun off-season'daki ağırlığıyla çıktığını söylemiş ve eğer Mr. Olympia'ya katılım hakkı kazanmak istiyorsanız sakın Chicago'ya gelmeyin diyerek hepsine gözdağı vermiş. Güzel yarışma olacağı şimdiden belli. İngiliz Samson Dow da çok akıllıca bir karar vermiş ve kariyerini emin ellere sektördeki favorim John Meadows'a emanet etmiş. En son 2020 İngiliz Grand Prix'sinde 8 sporcu arasından 6. olan Samson, fiziksel olarak Open kategoride iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip ama konu Devler Ligi'nde öne çıkmak olunca mutlaka seni arkadan itecek tecrübeli bir ekstra güce, senin göremediğini görecek ikinci bir çift göze ihtiyaç oluyor. Bu iş için de Sergio Oliva Jr., 2020 Klasik Fizik Olimpiya ikincisi Terence Ruffin, 2020 Fitness Olimpiya şampiyonu Missy Triscott gibi isimleri çalıştıran John'dan iyisini bulmak zor. Ben kendisini tnation.com'da ilk makalesinin yayınlandığı 2010'dan beri takip ediyorum ve ondan öğrendiklerim sayesinde evde birkaç parça ekipmanla sıkılmadan yıllardır antrenman yapabiliyorum. Umarım ileride bir Türk sporcunun da John Meadows ile çalıştığını görürüm. Muhammed Kodalak Londra'daki hayatına yavaş yavaş alışıyormuş gibi görünüyor ve sürekli antrenman videoları paylaşıyor.
Kendisi geçenlerde 116 kilogramlık fiziğini gösterdiği bir güncelleme yayınladı ve yanına da 10 hafta sonraki bir yarışmaya hazırlandığını düşünmeme sebep olan bir ileti yazdı. O tarihlerde Kıbrıs'ta yapılacak bir pro qualifier olduğunu görünce hemen yorum yazdım ama şu an sadece forma girmek için kendine bir zaman verdiği yanıtını aldım. Muhammed'den herkesin beklentisi büyük ve eminim ki koçu Matt Jensen ile beraber iyi bir yol haritası çıkarmışlardır. O yüzden sabırla izlemeye ve desteklemeye devam. Madem Matt Jensen'ın adını andık, her zamanki gibi Instagram'da yaptığı soru cevaptan alıntılarla videoyu bitirelim. Off-season için en iyi split hangisi sorusunu uzun vadede bağlı kalabildiğin, sarf ettiğin efora göre sana yeterli iyileşme süresi veren hangisi ise o diye cevaplamış. Prokart almak için Open'da mı yoksa klasik fizikte mi yarışacağına karar veremeyen takipçisine daha kolay kazanabileceğini düşündüğün değil daha tutkulu olduğun kategoriyi seç demiş. Klasik barbell deadlift'i vücut geliştirme için verimsiz mi buluyorsun sorusuna sırt kaslarını eklediği yoğunluktan dolayı bu egzersizi seviyorum yanıtını vermiş ve bana 227 kilogram ile 10 tekrar deadlift yapan birini bul sana zayıf olmayan bir sırt göstereyim diye de eklemiş. Kendi yarışmacıyken en çok tükettiği gıdalar tavuk, balık, somon, biftek, whey protein, yasmin pirinç ve pirinç unuymuş. Yarışma hazırlığının hangi noktasında kalorisiz sosları ve kahveyi elimine ettiğini soran takipçisine kahveyi hiç çıkarmadığını, kendini sürece tam anlamıyla adadığı andan itibaren sadece hardal ve acı sos kullandığını söylemiş. Yeni koçların yaptığını gördüğün en büyük hatalar nedir sorusunu ise her şeyi bir matematik denklemi gibi görmek ve her sporcunu bir kişide işe yarayan sistemi kullanmaya zorlamak şeklinde yanıtlamış. Hep diyorum, bu adam hakikaten iyi. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.